15. yüzyılda yaşayan Kastilya Kraliçesi 1. Isabel hayatı boyunca katı bir katolik oldu. Başka dine mensup olanları ise düşman olarak görmekteydi. İnanması zor ancak hayatı boyunca sadece iki kere banyo yaptı. Ayrıca bununla her yerde övünerek gurur duymaktaydı. Kastilya Kralı 2. Juan'ın kızı olan 1. Isabel 1451 yılında doğdu sonradan babası yerine tahta çıkacak olan 4. Enrique'nin de üvey kardeşiydi. Isabel, kardeşi Alfonso öldürülünce tahta varis gösterildi ve bu yüzden yapacağı evlilik de çok önemliydi. Babasının ölümü üzerine tahta çıkan üvey kardeşi 4. Enrique başta olmak üzere her kafadan bir ses çıkıyordu herkes tahtın geleceği için Isabel'e eş önerisinde bulunuyordu. Isabel ise danışmanlarının tavsiyesiyle Aragon tahtının varisi 2. Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique'nin onayı olmadan 1469 yılında evlendi. Kastilya'dan bir grup soylu bu karara karşı çıkarak tahtın gerçek varisinin Isabel değil, Enrique'nin kızı Yuan olduğunu ileri sürünce taht savaşlarının fitili de ateşlenmiş oldu. İzabel ve Yuan arasındaki tat kavgası 4 yılın sonunda İzabel'in galibiyetiyle sona erdi. Aynı dönem Aragon kralı hayatını kaybedince Kastilya ve Aragon krallıkları İzabel ve kocası 2. Fernando'nun kontrolü altında birleşti. İşte bu olayların sonucunda modern İspanya'nın temelleri atılmış oldu. Müslümanlara karşı savaşlar açıldı. Hristiyanlığı benimsemeyen Yahudiler ülkeden sürüldü. Onlar Hristiyanlık dışında başka bir dini benimseyenlere karşı sert bir tutum sergiledi. Katı bir Katolik olmalarına rağmen kiliseye hiçbir konuda taviz vermediler. Onlardan habersiz kilise ülkeye atama yapamıyor ilk başta onların onayını alıyordu. Isabel ve eşi Fernando 1482 yılında İber Yarımadası'ndaki son Müslüman kalesi olan Garnata emirliğini ele geçirmek için ordularını seferi çıkarttı. Isabel ordunun yönetimiyle yakından ilgilendi. Ancak kral ve kraliçe Garnata yakınlarındaki Santa Fe'de karargah kurduklarında sene 1491'di ve düşmanlarının yenileceği 1492 yılına kadar orada kaldılar. Ayrıca Kristof Kolomb'un keşif yolculuğuna kraliçe tarafından maddi destek verildiği bilinmekte. Bu sayede İspanya sömürgecilikte önemli bir rol oynamış, başka ülkeleri ve haklarını sömüren zengin bir ülke olmuştu. İzabel'in 1504 yılındaki ölümüne kadar yani 53 yıl boyunca sadece iki kere banyo yaptığı biliniyor. Katı inancından dolayı yıkanmadığı, yeminini bozmadığı için bununla gurur duyduğu söylenilmekte. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.